Evet, bu vloğa nasıl başlayacağımı bir türlü karar veremedim. Çok ani bir kararla dün İzmir'e geldim annemlerin yanına. 2 hafta sonra tekrar okulum başlayacak benim, yaz okulunda. Tek tatil yapabileceğim dönem buydu. Antrenmanım var zaten. Sonra bir ay sonra da işte Türkiye şampiyonası var. Geldik şimdi buraya. Selçuklu mu? Artık bilmiyorum. Selçuk diye bir yerdeyiz. Benim tatil anlayışım şu. Böyle yani yılın 360 günü sularda geçirdiğim için genelde böyle hani bir yerde kalıp denize girmekten pek hoşlanmıyorum açıkçası. Daha çok ben gezmek ve yeni yerleri görmekten çok hoşlanıyorum. Geldik şimdi İzmir'e. Bu Efes'in olduğu yerdeyiz. Ama burada şimdi Selçuk diye bir yerde çok güzel bir restoran varmış burada. Ve böyle gittiğim yerlerde de güzel restoranlara gitmeyi çok seviyorum. Şimdi gidip mutfağa bir bakalım ya. Burası tarihiymiş. Güzel. Burası kaç yıllık abi? Ne? 42 yıllık. 40. Minimum 40 yıllık yer yani. Bebek Eda. Abiye. Eda da bak bakayım kameraya. Merhaba de. Evet, evet. Merhaba. Babacığım, giymiş yine en katı tişörtünü. Ver anneciğim bunu. Yemekler geldi. Teşekkürler. Lavaş tatlıyı alabiliriz. Yani. Çöp şişlerimiz. A few moments later. Evet, yemeğimizi yedik. Ben 10 üzerinden 7 veriyorum. Yani öyle efsane değildi. Eda, bize bir rakam ver. 6. Ya işte. Anneciğim, sormuyorum sana ama. Abi 8 olsun benden. Şimdi burası annem bulduğu için böyle tabii. O yüzden artı 1 puan verdi oraya. Evet. Şimdi Efes'e gideceğiz. Efes'e ben kaç yılında gitmiştim anneciğim? Siz beraber 1998 yılında. 1998 ama tabii hiçbir şey hatırlamıyorum ya. Yani. Minicikmişiz. O fotoğrafı var mı 1998'e gittiğimiz fotoğrafı? Vardır, bulmamız lazım evde. Eski fotoğraflar artık bilgisayarda değil onlar. Bulmamız lazımmış. Hı-hı. Şimdi videoyu montajlıyorum. O zaman yazlıktaydık. Şimdi İzmir eve geldik. Yarın dönüyorum ben İstanbul'a. Fotoğrafları buldum. Aynen. Temmuz 98 Efes. İşte. 6 yaşında ben. Başka ne var? Bunu geç. Bunları geç. Birazdan videoda göreceksiniz. Aynen. Meryem Ana. Baba, anne, Ediz. İşte sonuncu. 98 Efes. Tabii fotoğrafı buldum ama hani fotoğraf albümünden 2 saattir arıyorum. Ne fotoğraflar çıktı, inanılmaz. Bu bizim işte bu sandık, eski fotoğrafların sandığı. Buradan mesela bir bebeklik fotoğrafı ne gösterebilirim, bir bakayım şöyle. Bu biraz ekstra olacak ama bu benim ilk Türkiye yüzme şampiyona. 20 Temmuz 2003 İzmir. Bunu çok hatırlıyorum. İzmir Alsancak havuzundaydı bu. Bu anne baba ben. Neyse, şimdi vloğa geri dönelim. Efes'e geldik. Meryem Ana nerede? Devam edeceğiz. Orada bir de dağ görüyorum. Ha, şurada. Evet, şimdi Efes'e geldik.
Bu da Efes 2017. Evet, Efes'teki gezimiz bu kadar. Daha gideceğimiz bayağı yer var. Şimdi galiba Meryem Ana diye bir yere gideceğiz. Meryem Ana'nın evi. Orası da bayağı tabii Hristiyanlar için çok önemli bir yermiş. Bir sonraki durağımız orası. Çıkışta bunları gördük de harika ya. Vay vay vay. Harika şeyler var burada. Hoppa, Seydom. Çok güzel ya. Oo, yapmayın bunları. Ama aldığın da çok güzel olur. Ben bunu aldım işte ben. Bak şimdi. Bu gerçekten çok güzeldi. Bakayım şuna. Athena diyor bak. Yine. Sen Athena'yı zaten oldum olası seversin. Yani o Athena'yla bu Athena'nın ne alakası var ya? Videoyu öldürdün şu an yani. Aa, ben sen çekiyor muydun ben? Ne bu Meryem Ana heykeli? Şimdi Meryem Ana. Burada Meryem Ana heykeli var. Bu da güzelmiş. Sonuna geldik. Evet, saat 5.55. Meryem Ana'nın evini altıda kapıyorlarmış. Adam bizi girin, kapanmadıysa girebilirsiniz dedi. Bayağı yokuş aşağı iniyoruz şimdi. Evet, şimdi geldik. Fakat içeride görüntü, konuşmak her şey yasakmış. İçeride dua ediyorlar. Tamam. Evet, içeriye kamera sokamıyoruz. Ama gireceğim. Tamam. Evet, içerisi bayağı değişik. İçeride rahip vardı. Dua ediliyordu tabii. Evet. Yolculuğumuz devam ediyor. Oh. Güzel yer ya. Ege'yi çok seviyorum tabii. Böyle gezmek güzel oluyor. Böyle küçük küçük yerlerde bir dünya. Bunların köyleri möyleri var. Onları gezmek çok güzel. Bugünüm burada bitebilir.